Merhaba arkadaşlar. Açık Lise'de Ahmet hocamızla yine beraberiz. Hocam evet ne işliyoruz abi, bugün? Çok güzel şeyler işleyeceğiz. Şiir bilgisi. Şiir bilgisi. Şiir bilgisi. Şiirin şeklini, şemalini bir çözeceğiz bugün. Tamam. Bir çözeceğiz. Hocam, nazım şiirdi değil mi? Evet, yani bravo. Bakalım. Zaten hemen soracaktım. Şiir. Öncelikle şiirin tanımından başlayacağız ama şiirin diğer adı neydi onu bilecektik. Nereden hatırlayacaktım ben onu? Nazım Hikmet'ten. Nazım Hikmet'ten. Nazım, şiir. Nazım Hikmet hani... Abi ben kalem tabii, almışım tabii. Ya. Buyur abi. Nazım Hikmet hani şair, oradan bir çağrışım yapacaktı. Anlaştık mı abi? Şiir. Şimdi şiirin tanımı bazen sınavlarda soru olarak gelir abi. Gelir. Hı hı. Duygu, düşünce, istek ve hayallerin kurmaca bir şekilde ölçülü ve uyaklı olarak aktarıldığı türe şiir denir abi. O zaman duygu olacak, düşünce duygu olacak, olacak, düşünce olacak, hayaller. İstek ve hayaller. Ama bunlar nasıl aktarılacak abi? Ölçülü, uyaklı ve... Kurmaca. Yani gerçek şekilde değil. Bunun gerçekliğin kurgulanmış hali olacaktır. Hayal dünyasıyla genişletilmiş hali olacaktır. Aa, şiir olabilmesi için. Anlaştık mı abi? Evet. Çok güzel. Şiirin tanımı mı abi? Devam edelim. Şiirler yazıldığı dönemler hakkında bize bilgi verir mi? Verir. Verir. Zaten tarihçiler, edebiyat tarihçileri, hani ünlü araştırmacılar eğer bir toplum hakkında bilgi edinmek istiyorlarsa öncelikle neye bakarlar abi? O dönemin edebiyatına bakarlar. Hmm. Çünkü edebiyatta her şey anlatılmıştır. Biz bu konuyu konuşmuştuk sanki. Tabii tabii. Yani başka bir derste de. Sosyoloji. Tabii sosyoloji, tarih hani ilişkisi vardı ya. İlişkisi çok vardı. Güzel. Abi ne dedik? Ölçülü uyaklı dedik. O zaman şunları açacağız ufak ufak. Bunlar şiirin ahenk unsurlarını oluştururlar. Hayır, zaten ölçülü uyak olmadan bir şiire şiir demem. Şöyle. Bazen diyeceğiz. Diyelim. Cumhuriyet döneminde serbest şiir gelecek mesela. Onu da işleyeceğiz. Tamam, o da burada var. Gönderiyor muyum? Gönder abi, gönder. Bu ahenklere... Gönder diyesin yok o yüzden. Ha, orada bir cevap daha verecektim sana hani Cumhuriyet dönemiyle ilgili. Hani serbest şiir meselesi var ya. Dedim, sonra içimden dedim ki burada görelim. Açıklarız diyorsun. Ha, şimdi ahenk kısmına bir gelelim bakalım. Abi şiirde ahenk nedir? Şiiri diğer türlerden ayıran işte ahenk unsurlarıdır. Yani bir roman düz yazıdır ama şiirde ahenk ne yapar? Onu ölçülü hale getirir, uyaklı hale getirir. Bir dizeler topluluğunu oluşturur, birimini oluşturur. İşte diğer türlerden de bu yönüyle ayrılır. Hangi yönüyle? Ahenk yönüyle. Anlaştık mı? Şiiri diğer türlerden ayıran en önemli unsur neymiş arkadaşlar? Ahenkmiş. Şiirde ahenkmiş. Ses, ritim, sözün gücü, söyleyiş önemli ahenk unsurlarındandır. Söyleyiş. Bazı ahenk unsurları şunları bir işleyelim bakalım. Mesela nedir? Kafiye. Uyak kafiye. Uyak. Anlamı geliyor. Aynı şey. İki veya daha çok dize arasında mısra sonlarındaki ses benzerlikleridir. Ses benzerlikleridir. Şu tanıma çok takılmayın arkadaşlar. Kafiye çeşitlerini görelim. Anlaşılacak mevzu zaten. Tamam. Abi 5 tane kafiye çeşidimiz var. Diğer adıyla uyak çeşidimiz var. Bakalım onları bir görmeye başlayalım bakalım. Bir, yarım kafiye. Yarım kafiye. Nedir? Dize sonlarındaki tek ses benzerliğidir. Tek harf benzerliğidir. Şimdi kafiyeleri öğreneceğiz. Bak ne diyor abi? Dize sonlarındaki diyor. O zaman biz dize sonlarından geleceğiz. Şiir geldi. Şurada kafiye aramayacağım. Her zaman en sondaki en son sözcükte arayacağım. Anlaştık mı abi? Evet. Çok güzel. Yarım kafiye neymiş? Tek ses benzerliğiymiş. O zaman o tek en sondaki sözcüklerde tek ses benzerliği olacakmış. Bla 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 şiir geldi. Sonu gel ile bitti. Bla 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 şiir geldi. Gül ile bitti. Hemen sondan başlıyorum. Sondan başlıyorum. Abi L'ler birbirine benziyor değil mi? O zaman bu nedir? Ses benzerliğidir. Bir. Başka. E ve Ü benziyor mu? Yok benzemiyor. Bitti. Burada olay bitti. L nedir? Yarım uyak. Şimdi arkadaşlar diyecek ki hocam G'ler de benziyor. Abi şunu diyoruz. Şurada olay bitti mi? Bitti mi? Bitti. Bitti. Daha öncesine bakmıyorsun abi. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Çok güzel. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Dize sonlarına tek ses benzerliği yarım kafiye. Şurada mevzu anlaşılınca zaten diğerleri akıyor. Tamam hocam. Geçelim abi. Tam kafiye. Devam. Tam kafiye. Tam kafiye nedir? Yarım kafiye dize sonlarında tek ses benzerliği ise tam kafiyede nedir? İki ses benzerliğidir. Sadece iki tane değil mi? İki tane. Aynen öyle. İki tane harfin birbirine benzemesidir. Bla 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 şiir geldi gül. Bla 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 şiir geldi bülbül. Şimdi L'ler benziyor. Yarım kafiye yakaladık. Güzel. Ama ben buna kafama göre yarım kafiye diyemem. Çünkü? Ü'ler de benziyor. Çünkü iki tane benzerlik var. Başka benzeyen var mı? Yok. Yok. O halde Ü'ler nedir abi? Tam kafiye. Kafiye. Veya tam. Yani son ses benziyorsa yani son harf. Ha. Yarım kafiye. Tek sesi yarım kafiye. Son iki harf.
benziyorsa tam kafiye. Anlaştık mı abi? Tüm mevzu bu. Tüm mevzu bu. Devam edelim. Akacak zaten. Akacak. Hiç devam etmeyelim. Bitirelim. Blog yapalım sonra devam edelim. Ve böylece bir dersin sonuna daha geldik arkadaşlar. YouTube'da Açık Set TV sayfasına abone olmayı unutmayınız. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste Ahmet Hoca ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.